Merhaba arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun tekrardan. Dün sorular açıklandı. AİS'e girip, ÖSYM'nin sayfasına girip sorularınıza bakabilirsiniz. Matematik sonuçlarınıza, matematik sorularınıza, Türkçe sorularınıza bakın arkadaşlar. Netlerinizi, doğru cevaplarınızı mutlaka kontrol edin. AİS'ten bakın. 10 gün boyunca ÖSYM'nin sayfasında sonuçlar, sorular ÖSYM'nin sayfasında duruyor arkadaşlar. Oradan mutlaka sorularınıza bakmayı unutmayın. Matematikte zaten az çok ne yaptığınızı bulabilirsiniz. Zaten ne yaptığınızı az çok hatırlıyorsunuzdur. Ama Türkçeden ne yaptığınızı belki tam olarak bilmiyorsunuz. Anket paylaşıyorum ben. Topluluk kısmında anketler var arkadaşlar. Anketlere katılım sağlamayı unutmayın. Bugün bir video daha gelecek. Yığılmalar hangi aralıkta? Eşit ağırlık için, sayısal için, hukuk için, işte sözel için yığılmalar hangi aralıkta arkadaşlar? Benim beklediğim yığılmalar hangi aralıkta? Hukuk için 90 üzeri yeter mi, yetmez mi? Buna değineceğim arkadaşlar. Tabii ki akşam gelecek bu video. Şu anki videonun amacı sıralama mı önemli, puan mı önemli, ona değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, yani sizin bildiğiniz gibi YKS'de ne önemli? YKS'de sıralama önemli. O yüzden YKS puan hesaplama sayfalarına baktığınız zaman bol bol sıralamaları verdiğini görebilirsiniz. Ya da YÖKSİS diye bir sistem var. ÖSYM YÖKSİS diye bir sistem yapmış. YKS'de son 4 yılın sıralamalarının neler olduğunu, puanlarının neler olduğunu üniversite öğrenciler için hesapladığı bir sistem var. YÖK'ün kendisinin bizzat oluşturduğu bir sistem. Aslında YKS bizzat sıralama sınavı. Yani puanın aslında hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ama DGS için baktığımızda, yani DGS sıralama sınavı mıdır, puan sınavı mıdır? Yani alacağınız puan mı önemlidir, yoksa sıralama mı önemlidir arkadaşlar? Şimdi buna değinmek istiyorum. Şimdi ÖSYM'yi arayıp sorduğumuzda, ÖSYM'yi geçen yıllarda arayan arkadaşlar vardı. Yine arayabilirsiniz. ÖSYM'yi arayıp sorduğumuzda puanın daha önemli olduğunu, DGS'nin bir sıralama sınavı olmadığını, puan sınavı olduğunu filan söylüyorlar. Aslında ben onların da çok bildiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu tür sınavlar LGS olabilir, YKS olabilir, TYT olabilir, KPSS olabilir, DGS olabilir arkadaşlar. Bu tür sınavlarda puanların aslında hiçbir kıymeti yoktur arkadaşlar. Önemli olan sıralamadır. Ama ÖSYM DGS'yi neden bir puan sınavı olarak görüyor? Bunu anlamış değilim. Yani burada kesinlikle sıralama önemli arkadaşlar. Yani mesela devlet hukuka girebilmesi için bir kişinin aldığı puanın bir önemi yok. Önemli olan ilk işte 400'e, 500'e, 600'e girmesi gerekiyor. Başka türlü mesela devlet hukuk gelmez bu kişiye. Yani isterseniz siz 320 puan alın eşit ağırlıktan ama sizin sıralamanız 1200 ise size hukukun gelme ihtimali yok arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla sıralama bizim için çok daha önemli. Sıralamayı belirleyecek olan şey de sınavdaki yığılmalardır. Sınavdaki netlerdir. Öğrencilerin yaptıkları durumlardır. Bunu da şu an için anlamak tahmini olarak mümkün ama net olarak bunu anlamak mümkün değil. Yaptığım anketlerde akşam yığılmaların hangi aralıkta olduğunu size söyleyeceğim. Birçok yerde anket yapıyorum. Telegram grubumda anket yapıyorum. Yine YouTube'da topluluk kısmında anketler paylaşıyoruz arkadaşlar. Kendim Instagram hesabımdan anketler paylaşıyorum. Yine Telegram gruplarımda anketler paylaşıyorum. Çoklu anketler yaptım. Gelen anket sonuçlarını birleştirdim arkadaşlar. Onunla ilgili akşam size güzel bir yığılma videosu da çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, sıralama, puan dedik. Bizim için sıralama önemli. Puanın aslında bir önemi yok. Şundan anlıyoruz. Mesela geçen sene kişi diyelim ki 90 net yaptı hukukta. ÖBP'si de 3 mesela, örnek veriyorum bu kişiye. Bu kişiye geçen sene gelen puan mesela 302, 303 puan olduğunu varsayalım. Ama aynı puan 2019 yılında 313, 314. Yine sayısalda arkadaşlar, geçen sene önceki yıla göre 14-15 puan bir fark etti. Daha az geldi. Yani mesela 45 net yapan kişiye 300 puan geldi. Halbuki önceki yıllarda 45 net yapan kişiye, örnek veriyorum, 310 puan geliyordu. Yani burada aslında puanın bir önemi yok. Burada sıralama önemli. Bunu da belirleyecek olan şey sınavın zorluğu, kolaylığıdır.
Bu seneki sınavın geçen seneden bir tık zor olduğunu zaten ben size söyledim. Geçen seneden özellikle matematiğinin geçen seneden bir tık problemlerinin daha zor olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla geçen sene 45 net gereken bir bölüm bu sene 40 netle alabilir. Yani 40 olmasa bile 42-43 netle alabilir. Yani 2-3 netlik bir oynama, iyi yönlü bir oynama olabileceğini size söyleyebilirim. Buradaki sıralama önemli. Yani kişilerin netlerinin de aslında beklendiği kadar çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani burada yanıltıcı bir durum var. Bunu gönül rahatlıkla size söyleyebilirim. Yani insanlar işte matematik çok kolay, matematik çok kolaydı, çok kolaydı diyen kişilerin netlerine baktığımızda yaptığı 30 tane, 35 tane. Yani 40'ı yapan, 40'ı geçen, matematikte 40'ı geçen çok az kişi var aslında. Yani sınavın o kadar da kolay olmadığını gösteriyor. Eğer sınav gerçekten kolay olsaydı matematikte 40'ı geçen belki de bir sürü insanın olması gerekiyordu. Ama sınav çok kolay diyen insanların netlerine baktığımızda yaptıkları 30, 35, 36, en fazla 40 yani. Demek ki aslında çok kolay bir sınavdan bahsetmiyoruz. Yine Türkçe'de baktığımızda sınav işte geçen seneye göre bir tık daha kolay olmuş olabilir ama çeldiriciler geçen seneye göre yine çok fazla. Türkçe'de yine baktığımızda 30-35-40 civarında yapılan netler var. Yani 45 üstü Türkçe'de yapan çok az kişi var yine. Yani dolayısıyla geçen seneden çok daha iyi sonuçlar alabileceğinizi söylüyorum. Aynı netlerle geçen seneden daha iyi bir sıralama gelecektir. Büyük ihtimalle. Yani tabii ki bunun hata payı var. Yani bunu kesin olarak söylemek zor. Ama sıralama önemli arkadaşlar. Yani sizin burada ne kadar puan hesaplaması yaparsanız yapın aslında bunun çok da bir kıymetinin olmadığını ben size söyleyebilirim. Önemli olan sıralamadır arkadaşlar. Yani sıralamalarda da matematikte 40'ın üstüne çıkan yani 40'ın üstüne biraz daha özelde 45'in üstüne çıkan kişiler kesinlikle sayısalda çok iyi puanlar alacaktır. Yine Türkçe'de 45'in üstüne çıkan arkadaşlar yine çok iyi puanlar alacaktır arkadaşlar. Ben size bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Türkçe çok kolay olduğunu düşünmüyorum zaten. Dolayısıyla zaten yığılmaların Türkçe'de de 30-40 arası olduğu gözüküyor bizde. Yani yine 40 ile 45 arasında bir yığılma var. Türkçe'de 30-40-45 arasında. 45'in üstüne her iki teste çıkan arkadaşlar çok daha güzel sonuçlar alacaktır geçen seneye göre diye düşünüyorum. Sıralamaları tam olarak hesaplayabileceğimiz bir sistem yok elimizde. Yani keşke ÖSYM DGS'ye değer YKS'ye verdiği değerin yarısını DGS'ye verse ve bizim için bir YÖKS sistemi, YÖKS'üz gibi DGS sıralamalarını hesaplayabileceğimiz, son 3-4 yılın DGS sıralamalarının olduğu bir tabloyu bize sunsa biz bundan çok verim alırız aslında. Ama böyle bir şey yapmıyor. Yani bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani DGS tamamen aslında bir sıralama sınavı iken ÖSYM'nin bakış açısı DGS'nin bir puan sınavı olduğuyla alakalı. Aslında puan değil arkadaşlar. Direkt sıralama sınavı. Ama YKS'de mesela yine videomun başında dediğim gibi YÖKSİS diye bir olay var. DGS son 3-4 yılın üniversite sıralamalarını paylaşıyor. Ama DGS için sıralamaları paylaşmıyor arkadaşlar. Yani bunun aslında bizzat paylaşılması gerekiyor. Ama ÖSYM bu konuda DGS'yi biraz görmezlikten geliyor. Yani bunu aslında baskı yapmak gerekiyor ÖSYM'ye. Yani bu sıralamaların paylaşılması, YÖK'e baskı yapmak lazım. Bu sıralamaların paylaşılması ve son 3-4 yılın sıralamalarının, puanlarının paylaşılması gerekiyor. Yani bunun bir sisteminin olması lazım. Yani kişi girip ÖSYM'nin sayfasından 150-200 sayfayı indirip oradan tek tek bakamaz yani. Ne yapması gerekiyor? Bir sistem kurarsın. İnsanlar oraya A Üniversitesi falan bölüm yazına direkt puanının ve sıralamasının çıkması gerekiyor. Yani bu kadar saçma bir mantık olamaz. Ama maalesef böyle DGS tayfası olarak bence birleşin arkadaşlar. ÖSYM'ye, YÖK'e baskı yapın. Önceki yılların sıralamalarını, puanlarını YÖKSİS gibi bir sistem oluşturursa aslında çok güzel olacaktır. Son olarak arkadaşlar sınava giren kişi sayılarıyla ilgili ben giren kişi sayılarını çok araştırdım internette. Sadece bir tane haber sitesinde 289 bin yazıyor. O muhtemelen yanlış yazmış arkadaşlar. Yani geçen sene 389 bindi. O muhtemelen kopyala yapıştır yaparken 389 bini 289 bin yapmıştır. Yani ben bu sene 100 bin kadar kişinin işte düştüğünü, girmediğini böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Yani keşke böyle olsa.
Ya bu sene ÖSYM sınava giren kişi sayılarını hala açıklamış değil. Bu etkili mi? Bu çok etkili aslında. Yani şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya işte zaten kötü yapanlar sınava girmiyor. Alakası yok arkadaşlar. Yani sınava girmeyen kişilerin çoklu nedenleri olabilir. Çok iyi yapan insanların da çoklu nedenleri olabilir. Kendi öğrencimden örnek vereyim. İyi bir net beklerken gece rahatsızlanıyor, gündüz sınava girmiyor. Yani mesela şimdi böyle bir mantık var. Yani insanların çoklu nedenleri vardır. Yani bu sadece iyi yapanlar gelmeyecek diye bir olay yok. İyi yapıp da gelmemeyi düşünen insanlar da olabilir. Yani dolayısıyla sınava giren kişilerin sayılarının net olarak açıklanması gerekiyor. Bir 50 bin düşüm olsa bile puanlarda gerçekten sizin çok işinize yarar bu. Yani iyi yapanlar sınava kesin girdi filan. Böyle bir mantık bence çok yanlış arkadaşlar. Buna çok takılmayın. Ben buna çok katılmıyorum. Yani inşallah bu sınava giren kişi sayılarının da net olarak açıklanması bizim de işimize gelecektir. Belki de 450 bin kişi girdi. Kimse bilmiyor. Dolayısıyla yani sağda solda işte haber sitelerinde 289 bin yazıyor. Neye göre yazıyor? Aslında sallamasyon bir haber yani. Yani bu haber sitelerine de çok güvenmemek lazım arkadaşlar. Yani bunlar hepsi aynı şeyleri kopyala yapıştır yapıyorlar. Hepsini mesela haberlere dikkat edin. Hepsi aynı şeyi yazıyor. Dolayısıyla onlara çok takılmayın. ÖSYM'nin kaç kişi girdiğini açıklamasını bekleyin ve bundan daha önemli olanı sıralamaların YÖKSİS gibi bir sistemde paylaşılması gerekiyor. Yani ÖSYM'nin buna bir önem vermesi lazım. Bununla ilgili tweet atabilirsiniz, ÖSYM'ye yazı yazabilirsiniz, CİMER'e yazabilirsiniz. Yani kesinlikle bunu yazarsanız, çok kişi yazarsa ÖSYM bunu dikkate alacaktır arkadaşlar. Bir taban puanları gibi bir sistem oluşturacaktır. Yani YKS için bunu yapıyorsa sizin için de yapması gerekiyor. Yığılmalarla ilgili arkadaşlar, yine dediğim gibi akşam yığılmalarla ilgili bir video çekeceğim. Sayısal yığılmaları nerede? Sözel yığılmaları nerede? Eşit ağırlık yığılmaları nerede arkadaşlar? Bununla ilgili akşam ayrıntılı bir video çekeceğim. Telegram gruplarında paylaştım. Kendim burada YouTube'da paylaştım. Bunlarla ilgili anketler yaptım. Yani puanların da eşit ağırlık puanların da sanıldığı gibi işte 100 üstü yapan çok fazla kişi mi var? 90 üstü yapan çok fazla kişi mi var? Ben gönül rahatlığıyla bununla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Eşit ağırlıkta 90 üstü yaptıysanız bence kesinlikle çok şanslı bir gruptasınız arkadaşlar. Yani 100 üstü, 95 üstü eşit ağırlıkta yapan çok az kişi var. İnsanların sallamasyon netlerine çok inanmayın. Ben birkaç kişiye de bizzat sordum. Mesela işte 105 net yaptım diyor. Sordum mesela, ben bu sene sınava girmedim diyor. O zaman niye oy kullanıyorsun? Kendisi sınava girmemiş ama kendini denemiş. Arkadaş işte oy kullanmış. Yani şimdi böyle şeyler var. Bunlara çok itibar etmeyin. Yani geçen sene en iyi yapan 112 net yaptı ya. Dolayısıyla 100 üstü yapan çok az kişi vardır. Bununla ilgili evet. Bununla ilgili arkadaşlar size akşam güzel bir video çekeceğim. Tamam? Akşam bekleyin arkadaşlar. Akşam videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.